Rize'de örneğin işte bir takım tatsız Olsun. provokatif yani, bakın, girişimler vatandaş, oldu. Öyle bir şey ki vatandaş sahip çıkıyor. Çok ilginç. Orada mesela Rizeli e, yani Çayeli'li e, ve Çayeli AK Parti teşkilatından bile doğru dürüst insan yoktu. Oradaki o ça, bağıran çağıran e, insanları da e, yani e, mevcutlu göndermişler. Mevcutlu göndermişler. Yani o, o, o şekilde onu diyebilirim. Dolayısıyla onlar bağırdı bir şey yok. Bağırdılar, çağırdılar. Bunu Sorun zaten yok. şunun için sordum. Yani önümüzdeki süreçte böyle riskler görüyor musunuz? Ben saçmalık e, görüyorum ama e, şunu e, biliyorum. Kaos çıkaran, kaosun parçası olan kaosu yönetemez. Dolayısıyla paket olur gider. Şimdi birincisi bu. İkincisi e, ne yapılırsa yapılsın. Bu çok önemli şeyler beklemiyor. Aynı bu şeyde işte e, seçim yasasında belki değişiklikler. Efendim, sosyal medya ve medyaya dair e, saçmalıklar. Bu tür saçmalıklar olabilir. Ama onların hiç, bakın vatandaş nezdinde tamamen ters olur. Gençler açısından söyleyeyim, biz ikimiz biliriz de, gençler bilmez. 91 yılında rahmetli Özal tamamen e, Anavatan Partisini e, yani tekrar e, şeyde tutabilmek, iktidarda, tutabilmek, iktidarda için. tutabilmek için seçim yasasını değiştirdi. Ben Kocaeli'de ikamet eden bir şahıstım. Kocaeli Üniversitesi'nde de hocaydım o zaman. E, çok ilginç, 5 milletvekili çıkarmıştı DYP Kocaeli'den. O düzenlemeye teklif evet, olduğu için. Evet, ANAP'ın kalesi olan Kocaeli'nde. Peki, e, yani işte siz de bir ihtimal olarak dikkat çekiyorsunuz ama zaten konuştuğumuz şeyler bunlar. Evet, seçim şey olmaz. yasasındaki değişiklik. Hiçbir şey olmaz. Seçim barajının düşürülmesi. Örneğin %7'ye düşürülmesi MHP için yapılmış bir düzenleme mi? Onu bilmiyorum ama bizim e, bu e, iyileşmiş, güçlenmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili önerilerimizin içinde de barajı %5 diye e, önerdik biz. E, yani barajın düşmesini yüzde %5 olarak olsa daha olumlu karşılıyoruz. Yani baraj düşmesi olumlu karşıladık ama hı hı. hesap kitap ne olursa olsun hiçbir anlamı yok. Bir baraj sorununuz olduğu için mi %5 öneriyorsunuz? Yok bizim baraj sorunumuz yok. Öyle mi? Yok gerçekten yok. Ölçtürüyor musunuz? Biz, ben e, özel bir e, genel başkanlık, özel e, araştırma hiç yaptırmadım. Hı -hı. E, yani kişisel olarak yaptırmadım. Partimizin şöyle bir durumu var. Sizin de bildiğiniz, tanıdığınız, e, ne kadar e, yani burada zaman zaman e, konuk, e, konuk ettiğiniz anket şirketi sahipleri varsa tamamına yakınına biz Grup üyesiyiz. Ha, grup geliyor. Tabii grup üyeliğinde. Siz de soruyorlar. Ama bu öyle bir şey ki bize de geliyor size de geliyor. Dolayısıyla ben onun ortalamasını bakıyorum. Mesela bu ay biz yüzde on çıktık. Bunların ortalamasını aldığımız zaman. Kaç anketin ortalaması? Ben şimdi sayayım. Dokuz. Dokuz. 9 anketin Şirketin, ortalamasını 9 aldığınızda 9 anket, anketin %16. ortalamasında %16 En yüksek biz. kaç görünüyorsunuz? de görünüyoruz. %17. 17 gören var. Ee, yani bildiğiniz tanıdığınız insanlar bunlar. Peki AK Parti ne görünüyor? Bunlar dışarıya açıklanan anketler mi? Siz özel yo, olarak yok yok biz Hayır hayır şey değil. Ha, bir kısmı, bir kısmı anketler. Tabii tabii. Onu, tabii. Onu. Yani, o üyeyiz biz. Mesela Metropol'e üyeyiz. Araya üyeyiz. Ee, Kemal Özkiraz'a üyeyiz. E, MAKA üyeyiz, hmm. e, İstanbul e, Ekonomi'ye üyeyiz, e, Hakan Bayrakçı'ya üyeyiz. E, firmasının adını hatırlayamadım da onun için. Sonra. Yani 9'a yakın, e, yanlış hatırlamıyorsam şirkette biz üyeyiz. Bir de e, üniversitede e, profesör olan bir arkadaşımız yalnız var. E, onun Onun ekibiyle de biz... Sosyolojik çalışmalar yapıyoruz. Hmm. Ee, bir başka e, grupla da anlaştık. Orada da AK Parti'den kopan e, seçmenin e, ne istediğini, ne yaptığını mesela Bekir Ardır Neden Bey diyor ki mu? evet onu araştırıyor. Yani oran değil bunlar. Elinde bavul e, ayrıldılar ama böyle size doğru bakıyorlar diyor ya televizyonlarda evet. Bekir Bey. Bize de aynılarını söylüyor. Dolayısıyla e, bu seçmeni anlamaya yönelik bir çalışmada ayrıca yapıyoruz. Ben daha fazla eski bir akademisyen olduğum için bir de Doğru Yol Partisi'nde mutfak idare etmiştim ben. Benim Uzun mutfak. bir süre. Yani partinin mutfağını, He. bütün bu araştırmaları vesaireleri falan ara yüzbendim partiyle sadece şirketler arasında. şirketler arasında. Dolayısıyla ciddi bir tecrübem var benim o konuda. Biraz sosyolojiye meraklıyım. Psikolojiye meraklıyım. Yani bunları anlamaya yönelik. Dolayısıyla o tür çalışmaya partiye yönelik yaptırıyoruz. Yani bize özel. Ama bütün bu oranlar kısmı şey. E, tamamen AK Parti'yi e, kaç görüyorsunuz o anketlerde? Orta Onun ortalamasını o, aldırdınız mı? Valla o, AK Parti bazılarında 25 bazılarında 30 e, ortalama onu almadım ya ama e, yani 25-30 arasında, arasında bir gidiyor. yerde. Evet. HDP barajı geçiyor mu? Onu gördünüz mü? Evet. Biliyorsunuz siz o anketleri zaten genellikle dokuz buçukla HDP 10 10.5 arasında değişiyor. Bunu birazdan o meseleye getirip bağlayacağım evet, evet, aslında da. Değişiyor. Yani benim yalnız şeyim şu HDP'nin seçmeninin bu son dönemdeki birçok hadiseden dolayı belki de ben HDP'ye oy veriyorumu söylemekten çekiniyor olabileceği de söz konusu olabilir. Onun için. Mesela şeyin HDP'nin gerçek oyu nedir anlamak biraz kolay olmayabilir. Mesela şimdi hem Ağrı'da, hem Kars'ta, hem Ardahan'da ayrı ayrı Kürt müydü, Türk müydü bilmiyorum etnik aidiyeti, ama HDP'ye oy verdiğini söyleyen bir seçmen, bakın çok ilginç, yani ayrı ayrı dediler ki bana. Ben e, bir tanesi e, AK Parti'ye oy verirken makbul vatandaş. Şimdi HDP'ye oy vermeye kalkıştığım zaman da terörist oldum. Eskiden ben, AK Parti'ye vermiş. Evet. E, şimdi şimdi şey ama hangi sebeple nasıl olmuş onu Hı -hı. bilmiyorum. Şimdi bir başkası HDP'ye e, oy verip vermeyeceğini verdi, vermediğini de bilmiyorum. Sadece şunu dedim. Erelem dedi e, öyle bir hale geldik ki dedi AK Partiliysen makbul vatandaşsın. Bu daha ilginç. AK Parti'ye oy verirsen dedi. değil. AK Partili sen makbul vatandaşısın. AK Partili değilsen e, teröristsin. Ben de dedim ki yani e, işte her canlı terörist, hani size dediğim gibi bir gün e, terörist tadacak bir şey, tadacaktır. Ya ben de aynı durumdayım. Bir bakıyorsunuz dedim güzel kardeşim. Sayın Erdoğan'ın ağzından ben e, yerli milli bir vatandaşım. Sayın Bahçeli'nin ağzından da buyurun yuvaya kardeşim oluyoruz. Sonra ne oluyor ne bitiyor? Aynı günün akşamı ya da iki gün sonra birden ben hem FETÖ'cü oluyorum hem PKK'lı oluyorum hem terörist oluyorum her şey oluyorum. Şimdi böyle bir savrulma var. Ben dedim nasıl baş ediyorsunuz dedi bir tanesi acayla dedim ki ben acıyım kendime diyorum ki sabır acı. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada sizin bir, ben Fethullahçıyım bir araştırın Fethullahçıymışım bir araştırın diye bir başvurunuz vardı ne oldu o? Şimdi şöyle. Hani öyle e, suçlandığınızda yok, bir yargıya yok, gittiniz yok, ya şöyle, musun? o Hayır hatırlıyor şöyle. Benim hakkı, denetim, hayır, ben benim hakkımda sorm. bir dava açılmış. He. Yani soruşturma açılmış. He. 2016'da. Kaç yıl oldu? 5 yıl mı oldu? 5. 5 beş senedir. Biz tesadüfen öğrendik. Ben şimdi bir ara şimdi çok yor, yani yoğun çalıştığım için artık onu biraz azalttım. Bak ilk hatırlattığınız gene bir da, e, dilekçe verelim. Ha, bir daha biraz kafa bulmak amaçlı da biraz benim için. Biraz eğleniyorum da ben o işle. 15 günde bir Sonra ayda bir biraz eksildi yalnız şu sıra ee, avukatlarım gidiyorlar ve e, benim ifade